Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 6-12 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, evet 5 Temmuz'da meydana gelen Oğlak Burcu'ndaki ay tutulmasının etkileriyle haftaya başlıyoruz. Bu haftada bu tutulma etkileri gündemimizde olacak. Tutulma ile ilgili sizler için bir video hazırladım kanalımda henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz. Güneş Yengeç Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. E, ve bu hafta gezegeniniz Merkür Yengeç Burcu'nda gerilemesini sürdürecek. Hafta sonu artık retro bitiyor. 12 Temmuz'dan itibaren Merkür retrosu da sona erecek. Ama bu hafta hala etkin. E, ve hafta ortasında Koç Burcu'ndaki Mars'la Merkür'ün sert bir Kontağı var gökyüzünde. Biraz dikkat edelim. Biraz huzursuzluk yaratabilir, endişeler, kaygılar, iletişim sorunları yaratabilir. Özellikle parasal konularda, maddi konularda hızlı hareketler ortaya çıkarabilir. Yani ani harcamalar ya da çok böyle dürtüsel para, para harcamaları söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yakınlarınızdaki kişilerle de konuşurken, görüşürken, hani sohbet ederken, özellikle belki aile üyeleri ya da arkadaşlarınız, onlarla ilişkilerde de e, temkinli olmakta fayda var. Ay geçişlerine baktığımızda Pazartesi öğle saatlerinde Ay Kova Burcuna geçecek, Çarşamba gecesine kadar. Ay Kova'dan geçerken e, aslında kendinizi daha özgür hissedersiniz, daha e, keyifli hissedersiniz. E, yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni bilgiler hayatınıza gelebilir daha fazla iletişim kurabilirsiniz kısa uzun bazı seyahatler eğitimle ilgili bazı akademik konular veya sosyal medya internet üzerinde yapılan her türlü aktivite reklam promosyon çalışmaları ticari konulardaki e, hareketlilik artabilir e, haftanın ilk üç günü özellikle Çarşamba gecesinden itibaren Ay balık burcuna geçecek Perşembe ve Cuma biraz daha sorumluluklarımıza e, odaklanıyoruz iş yerimizde, kariyerimizle ilgili konular ya da aile ortamında ebeveynlerle ilgili konular üzerimize biraz baskı yaratabilir. Duygusal anlamda özellikle yakınlarımız ve otorite figürlerine daha fazla odaklanabiliriz. Görev odaklıyız ve işlerimizi planlamak biraz öne çıkıyor tabii ki. Ama bunu yaparken de sezgilerimiz çok güçlenecek. Biraz yaratıcılığımızı da gayet iyi bir şekilde bu iki gün kullanabileceğiz. İhtiyaç hissettiğimiz yardım temaları varsa büyüklerimizden olabilir, aileden ya da iş ortamımızdaki yetkili kişilerden, otoriteden almak istediğimiz destekler olabilir bu destekleri, yardımları da daha rahat bulabiliriz. Hafta sonu Ay Koç burcunda hafta sonu hareketli enerjiler var. Mars'ın da etkisiyle biraz böyle fiziksel anlamda hareketlenmek istiyoruz. Dışarıda daha fazla zaman geçirebiliriz, yürüyüşler yapabiliriz. Ufak tefek geziler, belki hafta sonu böyle bir kısa tatiller planlayabiliriz. Tabii ki arkadaşlar ve içinde bulunduğumuz sosyal çevre ya da arkadaş gruplarımızın etkisi de artıyor. Belki ortaklaşa bazı etkinlikler olacak programlar, organizasyonlar hafta sonunu renklendirecek sevgili ikizler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.